Merhaba, herkese iyi akşamlar. Ege'nin günlük grafik. Tuğrul Bey'di sanırım isteyen. Şimdi Tuğrul Bey bir Ege'nin videosu atabilir misiniz demiş güncel. Ayın kontrol ettim, 7'sinde bakmışım. Tuğrul Bey zaten güncel sayılır. Hani bu video ile diğerinin arasında bir fark olmayacak. 1874, yani burada 1874'te patır patır satıyorlar hisseyi. Şimdi hemen örneğini de vereyim. Hani canlı hisselerden ilk aklıma gelen Ford, yani en çok o cebelleşti. Kim cebelleşti başka? Buna benzer Sabancı Holding. Daha aklıma gelmiyor da şu anda, böyle hemen biri de aklıma gelmiyor ama birçok hisse var. Bu profili bize verdi. Yani nedir bu profil? Şimdi yukarıda bir satış, aşağıda bir toplama alanı, bir destek. 20 gün üstelik destek burada. Yani 1725 civarında bir destek olarak alabilirsiniz. İkisinin arasında sıkışıyor. Klasik. Hangisi kırılırsa, yani testileri vuracağız kafa kafaya, bakalım o mu kırılıyor? 2.618 FIBO oranında 1874 direnci mi kırılıyor, yoksa 1720'ler mi kırılıyor? Bir görmek lazım, hangi tarafa kırılma olursa oraya hareket güçlenir. En azından şurada 1555 desteğe ihtimali doğar, aşağı kırılma. %100 değil yani, ille de oraya kadar değil. Bakarsınız 1615'te 50 gün var, 50 günde ben geldim bir destek olayım diyebilir. Dolayısıyla bu stratejiye takip etmek lazım. Yani 1874 üstünde kapanışları önemsiyorum kendi adıma. 1874 üstüne çıkarsa şimdi ivme kazanır mı? O ayrı bir tartışma konusu. Ama şu yaptığı alan kadar belki bir verime sahip olabilir. Genellikle bir, çünkü burası biraz da bir yatay alan. Yani aslında tepede yapılan bir yatay alana da benziyor. Hani baktığınız zaman elbet kendi içinde majör değil, özür dilerim, minör yükselişleri var. Yani yükselen alanları şimdi 2 saatle vursak, saatle vursak ona hiç itirazım yok. Ama hani genel günlükten baktığınız zaman bir yatay bir alan olarak alabilirsiniz. Genellikle bu yatay alanlar en tepelerde bir dağıtma, hissenin dağılma süreci veya aynı zamanda bir soğuma süreci olur. Genellikle en altlarda olduğu zaman da toparlanma ve toplanma süreci olur. Yani bu böyle kabul etmek lazım. Genelde bu sürecin sonunda kırılan hisseler o alan derinliği kadar verime sebep olabiliyor. Ama ha, şuradan şunu da almayın kalkıp. Yani 1900, efendim 1500, demek ki 400 daha gideriz biz buradan, 2200'e geliriz. İhtimal, yani olmaz diye bir şey yok. Her şey olur hayatta da. Olur mu olmaz mı bunu da net bilemeyiz, onu söyleyeyim. Yani atıyorum 1874 kırılır, kapanışlar alırsınız da 2000 liradan aşağı döner. O da ihtimal dahilinde. Şu anda soğudu, dediğim gibi yatay alan ve bir soğuma alanıydı. Şimdi şöyle diyecek arkadaş olabilir, yani burada bir negatif RSI var. Yani çok takılmayın böyle şeyler, negatif. Takılın, yani takılmayın derken de boş ver anlamında söylemiyorum. Ama önemli olan desteklerdir. Yani RSI MACD'ne gösterirse göstersin, o destekler kırılmıyorsa, desteğe kırılmayan her kağıt bize otomatikman, yani teknik trade ediyorsanız dirence götürür. Yani o zaman dersiniz ki desteği kıramıyorsan kardeş sen de dirence geleceksin. Her zaman da gelmez, onu da söyleyeyim. Yani bu işin %100 yok. Onu defalarca tekrar ettim. Bu işin %100'ü yok arkadaşlar. Her zaman bir risk taşır. Dolayısıyla bir destek bozulmuyorsa bir kağıtta iyidir, yani olumludur. Yani birkaç gün sonraya ya da işte bir zaman sonraya yukarı doğru hareketin devam etmesi bir miktar daha beklenebilir. O yüzden hani burada bir de şöyle bir şey de var, yani RSI nereden baktığınızla bağlı bu negatif RSI meselesi. Yani MACD'de evet negatif bir MACD var, onu söyleyeyim, ama RSI'da yani çok kısa zaman aralığına bakarsanız, yani son dibini alırsanız pozitif bir RSI olmuş. Yani şuradan alıp negatif çizmenin bir anlamı yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kısa da pozitif bir RSI. Pozitif değil, özür dilerim. Olması gerektiği gibi RSI. Yani şuradaki soldaki destek dibinden bakarsak, hatta MACD'de oradan baktığınız zaman olması gerektiği gibi. Yani burada aslında pozitif, özür dilerim, negatif bir durumdan söz etmek MACD ve RSI yönünden mümkün değil. Bunda temettüs 60 lira mıydı? Brüt 42 lira diyor. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Gelinen tabloda, yani özellikle 28 Aralık'tan bu yana gelinen tabloda, 15 20 11 10 15 seanstır devam eden tabloda majör anlamda yine de alıcıların burada güçlü olduğunu söylemek lazım. Hala alıcılar kuvvetini koruyor. Bir hisse de hala alıcılar kuvvetini koruyorsa şans, yani şey, yanlış al sat tut anlamında söylemiyorum. O ise genellikle
şans verilir. Ama tekrar ediyorum, önemli olan şuradaki 1874'ün kırılması arkadaşlar. Yoksa bu iş nereye gider? Daralmaya gider. Yani orada alırlar, orada satarlar. Alıcılar satıcılar güreşmeye başlar. Bir yerde bir tanesinin kuvveti kırılır. Daralmalarda tabii kuvveti kırılan taraf kim olursa o tarafa doğru hareket devamı beklenir. Onu da söyleyeyim, yani bu bilinçte olmak lazım. Söyleyeceğim başka bir şey yok herhalde, unuttuğum bir şey yoktur değinmeye. Mum kötü mü? Şimdi mum formasyonuna eskiden çok giriyordum. O bir beklenti yaratıyor. Onun için çok fazla girmek istemiyorum. Çok nadiren, bazen çok net bir şey görürsem söylüyorum genelde. Bir anlamı yok şu mum. Onu da söyleyeyim. Yani buna kalkıp da bir şeyler bilmem ne bilmem ne diye böyle görürseniz sağda solda, hiçbir anlamı olmayan bir mum. Herkese iyi akşamlar.